Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar şimdi size elimde yeni bulduğumuz bir gök taşı var. Bunu hatırlarsanız birkaç gün önceki paylaştığım videoda deniz kenarında bulmuştuk. İstemek isterseniz yukarıda linkinde bırakayım onu bulma anımızı izleyebilirsiniz. Bu daha önce bulduğumuz gök taşlarına nazaran arkadaşlar biraz daha böyle gök taşının karakteristik özelliklerini taşıyor. İşte bu üzerindeki çöküntüler, delikler tipik bir gök taşı olduğunu gösteriyor arkadaşlar içe doğru çöküntüler delikler tipik bir gök taşı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İçe doğru çöküntüler. Şöyle parmak basması şeklindeki üzerindeki baskılar. Bunların hepsi bize sanki bir ben gök taşıyım diye bağıran bir taş arkadaşlar. Şu üzerindeki farklı renkte bir kısım var. Bazı göktaşlarında Böyle rastladım o renk oluşumlara. Bunda da var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yani yanıklar, fizyon çizgileri hepsini görebiliyoruz. Belki bu gök taşı düştüğünde düştüğü yerdeki sıcaklıktan dolayı bir mineralle etkileşime girmiş olabilir. Toprakla girmiş olabilir. Çünkü bakıyorum mıknatıs her yerini çok kuvvetli çekerken burada hiç çekmiyor arkadaşlar. Hiç sıfır yani. Buradaki çekmesi. Hemen bittiği yerlerde tekrar kuvvetli bir çekmeyi görüyorsunuz. Her yerinden çekiyor. Şimdi hep göktaşlarını arıyoruz, buluyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz bu göktaşlarını? İnanın diğer göktaşı videolarının altına da pek çok yorum geliyor. E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Pek çok arkadaşımız e, yani bulu yok koleksiyon gibi elinde kalıyor. Hatta şöyle şikayetler var. İşte ev taş doldu. Bu taşları ne yapacağız? Göktaşı olsun, başka taş olsun. Her yerde çeşit çeşit taşları Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceki videolarımda ben göktaşının nasıl kolayca evde basit bir analizini yapabiliriz. Yani bunu farklı bir yere, üniversiteye bir kuruma göndermeye değer mi? Bununla alakalı videolar yaptım. İşte bu göktaşının karakteristik özellikleri nedir? Evde neler yapabiliriz? Bununla ilgili linkini şu anda bırakıyorum yukarıda. Bunu izleyebilirsiniz. Bir de analizini nerede yaptırabiliriz diye Çanakkale Üniversitesi'nde Çanakkale Üniversitesi ile ilgili orada fiyatlar, formlar hepsiyle ilgili bir video yaptım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Şu anda onun da linkini yukarıda bırakıyorum arkadaşlar. Yukarıda bir yerlere. Eğer dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Fakat tabi e, tabii artık neden bilmiyorum ama insanlar gerçekten e, bu taşı bulup e, medyada da çok fazla e, zaman zaman reklamı, haberi yapılıyor. İşte buldu 100 bin dolara sattı, 50 bin dolara sattı, 40 bin dolara sattı gibi. E, bakın şimdi mesela birkaç tane ben size internette tarattığınızda, YouTube'da ya da herhangi bir Google'da tarattığınızda bakın nasıl ilanlar görüyorsunuz. Bunların belki çoğu e, haber amaçlıdır. İşte tıklanma amaçlı yapılmış videolar olabilir. Ama ben çok fazla çevremde bulup da satılacak insan göremedim arkadaşlar. Çünkü neden? Bunun kuyumcu gibi götürüp satabileceğiniz bir yeri yok. Yani, aa ben göktaşı buldum. İşte gittim kuyumcuya verdim. Baktı, tarttı. Aa, al sana 10 bin dolar, 50 bin dolar. Böyle bir yer yok. Keşke olsa hepimiz. Ben de e, nereden baksanız parça parça olmak kaydıyla 15-20 kilo gök taşı var. Şimdi ben bu videoları yapıyorum. Analizi nerede yapılıyor? Hepsini de söylüyorum ama e, inanın siz bir taşı gönderdiniz mi analize deseniz ben göndermedim arkadaşlar. E, göndermeyi düşünüyor muyum? Evet göndermeyi düşünüyorum. Şu anda 9000'e yaklaştı bir abone sayımız var. Ben 10.000'i 10 geçtiğimde abone sayısı olarak böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani herhangi bir taşı belki de bunu bundan küçük bir parça kesip e, analize e, ya posta yoluyla göndermeyi ya da kendim bizzat Çanakkale Üniversitesi'ne giderek e, elden teslim edip analizini yaptırmayı düşünüyorum. Ve bunu da e, sıfırdan bulma anından analizi yapılana kadar ki aşamaları çekmek istiyorum. Ve gök taşı çıktığı takdirde de bunun Nasıl satmaya çalışacağım? Neler yapacağım? Bunların da hepsini tek tek sizinle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burada da mesajı aldınız umarım çünkü 10.000 abone olamadık. İnşallah siz de izleyip abone olursunuz da bir an evvel 10.000 abone oluruz ve ben de bu söylemiş olduğum videoyu çekerim. Gerçekten çok ağır, ağır ilerliyor arkadaşlar bu abonelik süreçleri. Daha bir 10.000 olamadık. Her videomda söylüyorum. Sizden rica ediyorum eğer abone değilseniz, buraya kadar da videomu izlediyseniz e, abone olursanız beğenip yorum da yaparsanız çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar e, yukarıda bütün e, linklerini bıraktım. Aşağıda açıklamalar kısmında da bırakacağım. İşte göktaşını ilk etapta nasıl analiz edebiliriz? Evde kendimiz nasıl yapabiliriz? gök Göktaşını nereye satabiliriz? diye bir videomuz var. Onun da linkini aşağı bırakıyorum arkadaşlar. E, yukarıda da bırakıyorum. Hepsini bunları tek tek inceleyip e, bakabilirsiniz. E, ve yorumlar ve beğenilerinizi de beklerim arkadaşlar. Bu taşı da e, gerçekten böyle hem konuşma sırasında böyle elimde e, dolaştırdım, gezdirdim. E, mıknatıs testini çok fazla yapamadık. Mıknatısın da çektiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Göktaşlarında hem bu görüntüdeki karakteristik özelliklerin olması hem de mıknatısın çekmesi bunun göktaşı olabilme olasılığını arttırıyor arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Böyle deniz kenarında falan kaçırmayın arkadaşlar. Diğer taşlardan çok farklı. Bakın yani bu deniz kenarında atıyorum. Şu taşı bulabilirsiniz, bu taşı bulabilirsiniz. Ama böyle bir, bir taşın e, bulabilme olasılığınız e, çok düşük. Bu hemen kendini belli ediyor. Zaten e, bir önceki videoyu izlerseniz, suyun içinde kendisini belli ediyor veya doğada herhangi bir yerde, tarlada, yolda, şurada, burada. Bir de göktaşları e, yüzeysel yerlerde bulunuyor arkadaşlar. E, o yüzden e, çok fazla derine inip kazmanıza gerek yok. Genelde toprak üzerinde ya da hafifçe üzeri örtülmüş şekilde oluyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir ölçüde e, bir göktaşı çeşidi daha görmüş olduk. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.